İyi akşamlar sayın seyirciler. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yollar gide gide, mapus yata yata bitiyor ama silah sata sata bitmiyor sayın seyirciler. Günde 100 tabancanın satıldığı bir silah cenneti olduk artık. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun, ne alırsınız? Tabanca. Düşündüğünüz bir şey var mı? Çeşitlerimizi görmek ister misiniz? Ya da ben size şöyle uzun namlulu bir tüfek vereyim. Eğer dikine taşırsanız sizi zayıf gösterir. En iyisi ben çeşitleri bir göreyim. Tamam, bakın beğendiğiniz bir şey olsa orada perdenin arkasında deneyebilirsiniz. Pardon, sorma sahip, siz niye bakmıştınız? Ufak bir temizlik işi vardı da, kaça bu? Yaparız bir şeyler, maksat ayağın alışsın. At bir şeyler, siftah olsun. Ya yavaş sesle konuşsana biraz silahlar bey. Bende ruhsat falan yok, o yüzden biraz tedirginim ya. Ya ruhsat kimde var ki, düşündüğün şeye bak. Biz yine dikkatli olalım, ne olur ne olmaz. Abi sen kafanı yorma, sen modellerimize, çeşitlerimize bak, yapacağız bir şeyler. Ben müşteriye bakayım, buyurun. Efendim hoş geldiniz, ne alırsınız? Çocuk için tabanca bakacaktım. Sınıfı geçince babası söz verdiydi de. Abucuk, çocuk için böyle hafif etkileyici silahlarımız var. Şarjörlü olsun, şarjörlü isterim. Tamam çocuğum, alacağız. Koçum benim, şarjörlü sizden yaparız. Buyurun efendim, ben hazırlayıncaya kadar siz makinalı tüfeklere bir bakar mısınız? Alacağız çocuğum. Alo, buyurun efendim, pişti o patladı silah market, ben Bilal oğlan. Evet efendim, çeşitler var efendim tabii. Ondan bir tane alıyor, ötekinden 1,5 yapayım. Adresi rica edeyim, ben Sardar'ı gönderirim çocukla beyefendi. Saygılar efendim. Usta, sizde 7-65 mermi var mı? İşim var da, acelem var. Ya acelemiz var. Bu beyefendi beni rehin aldı da tek kurşunu kalmış, depoyu doldurayım dedi. Kurşun size kullanılacaksa domuz mermisi vereyim. Şaka neşelenelim dedim. Olmaz olur mu? Var tabii. Sarıyı mı burada mı sıkacaksınız? Yok versen, ben onları yolda tüketirim. 1 milyon lira rica ederim. Ver lan parayı. Amcası, oğlum tabancanızı nereden aldığını soruyor. Tutturdu, ben de ondan isterim diye. Çocuk işte. Vallahi yenge, ben bunu Kırıkkale'den almıştım ama. Bu yaramaz. Bu iki sıkım sonra dağılır. Mesela bu beyefendiyi öldürür, bir dahaki beyefendiyi biraz daha. Kusura bakmayın, sizinle de ilgilenemedim. Aman zarar yok, biz zaten şöyle bir bakıyorduk. Birkaç yere daha vuruyalım, gene geliriz. Peki efendim, her zaman bekleriz. Sağ teşekkür ederim. Hadi lan, öde parayı, hadi. Ver parayı. Fiş istiyor musun? İyi olur, vergi iadesi için lazım olur. Ne yapacaksın lan fişi? Öbür tarafta vergi iadesi mi ödüyorlar adama? Ama mermiyi burada sıkmayın, dışarıda sıkın, yerleri yeni boyatın. Yürü lan, yürü. Hadi başın sağ olsun, geçmiş olsun. Tamam, yürü lan. Maşallah, dükkanınız da iyi çalışıyor. Çok şükür, son yıllarda bayağı iyi çalışıyoruz memleketimiz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Daha bu listedekileri hazırlayacağım. Tamam, hazırla. Bu silahı da Şezmi Bey yolladı. Bozulmuş, değiştirecekmişsin. Geçen gün toplantıda sıktım, patlamadı, ateş almadı. Beni ele güne rezil etti dedi. Ya benim suçum yok ki, son kullanma tarihine baksın, ona göre alsın. Ya. İyi, al. Boş mermi kovanları. Bunların da depozitlerini vereceksin. Yalnız bozuk param yok, siparişin üstünü şaraplar olarak vereceğim. Fark etmez, maksat iş görürsün. Düşürme, hadi. Sağ ol. Silahçı! Silahçı! Silahtar! Bak bir yol bana kardeş! Geliyorum abla, bir dakika! Geliyorum. Beğendiğim bir şey varsa geliyorum. Buyur abla! Bana 2 havan topu, 3 makinalı, bir başta el bombası koyuver. Akşama eniştenin misafirleri gelecek, onları vuracak. Hesaba yazıyorum değil mi bunları? Derhal abla! Yaz. Bana bak, iyilerinden ver. Geçen gün verdiklerin eniştenin elinde patladı. Senin yüzünden bize kızdı. Toplu katliam olacak vallahi. Benim bir suçum yok. Defolu çıkmış. Ne yapayım abla? Tamam, getiriyorum şimdi. Hay Allah. Hadi bana eyvallah. Hadi güle güle abi, kusura bakma. İşin yoğunluğunda seninle de ilgilenemedik. Nasıl bir şey, beğendin mi kendine? Bak şu M1 sana çok yakışır. Yok, ben almayayım, vazgeçtim. Ya ne olmuş bu millete, onu anlamaya çalışıyorum. Bir şey olduğu yok abi, bu sonuç normal. Bir ülkede günde 100 tabanca satılıyorsa, o ülkenin başbakanı herkese silah hediye ediyorsa, bu işin hiç denetimi yoksa ortam bu hale gelir. Ne var bunda düşünecek? Ya hocam, baskına gidiyorduk da silahları merkezde unutmuşuz. Şuradan bize yarı otomatik 2 tane sarsana. Sarayım babam, emrin olur. Piyasaya yeni çıkan bir cihaz ses getiriyor sayın seyirciler. Son günlerin gözdesi karaoke sesinizi alıyor, televizyondan size getiriyor. Of, çok canım sıkılıyor. Benim senden daha çok sıkılıyor, ben kahveye gidiyorum. Durun! Ben size eğlendirmesini bilirim. Anan kafayı yedi vallahi. Ben şimdi sizi eğlendireceğim. Havam yerinde, hala Türk'a oldum. Oynamadan duramam.
Allah Allah, iyi saatte olsunlar, bu ne? Ay cahil, bilmiyor musun ayol? Karaoke. Takıyorsun fişini televizyona, ünlülerle birlikte şarkı söylüyorsun. Dur baba, dur dur. Dur, bir yere gittiğim yok ya. Ana. Ben de yapacağım, ne olur. Yok kızım, aferin. Bak 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 şimdi, bak bak bak. Bak gördün. İnsaf bu kadar eziyet kim çeker? Her lafı her sözü ayrı keder. Özrü kabahatinden de beter. Aferin kız, onun gibi ağzını da çarpıttın beni. Anladım ben sizin ne yaptığınızı. Başka programlara karate yapalım. Getir mikrofonu bakayım. Aa. Kız, değiştir o kanalı bakayım. Al bakayım. Heh. Tamam. Sayın seyirciler, şimdi haberleri veriyoruz. İlk haberimiz trafikle ilgili. Aha, haberler var. Kız yavrum, spikerin sesini kes. Oh, bak şimdi bak. Sende de ne zeka var yani? Spikerin ne söyleyeceğini nereden biliyorsun? Dur şimdi, dur. Aa. Trafik yine can aldı sayın seyirciler. Bugün meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Zam. Aa, ben şimdi yumuşal... anladım. Ver bakayım şunu bana, ver. Zamları... Sayın seyirciler, bugün etten süte, yumurtadan tüpe, her şeye zam geldi. Aa, aa, vallahi ağlıyor ya. Ha, dur, ben bu adamı tanıyorum, yazar. Şunu sesini aç bakayım kızım, ne olmuş? Açtım açtım. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz sayın seyirciler. Ünlü yazar Haluk Beyatlı akşam uğradığı hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra görüşlerini aldığımız İçişleri Bakanı şunları söyledi. Kız 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 şunu. Heh, bak şimdi dinle bak. Açma kız kız. Son derece elim bir hadise. Bu çirkin terörü şiddetle kınıyoruz. Değerli yazarımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Olay çok yönlü, derinlemesine araştırılmaktadır. Failler en kısa sürede yakalanacak. Hayret baba, ne söylediğini nereden biliyorsun? Bu durumlarda hep aynı şeyleri söylerler kızım. Biz bunların ne söylediklerini artık ezberledik. Hiçbir zaman çözüm üretmezler. Yıllardır bu tür fiiller olur, failler hep meçhul kalır. Haklısın vallahi. Basın tiraj almak için kestirmeden gidiyor sayın seyirciler. Herkese kupon kestirmeyi hedefleyen basın okuyucuyu makasa aldı. Hadi hadi. Yeğenim, borcumuz ne kadar? 50 tane konuşan bilgisayar kuponu abi. Yuh be, bu ne ya? Düpe gündüz adam mı soyuyorsunuz siz? Abi ben ne yapayım ya, tarife böyle yazıyor. Kardeş, 18 tane kan şekeri ölçüm cihazı kuponumuz var. 10 tane de çelik tencere kuponumuz var. Versek olmaz mı? Ya abi bu işin pazarlığı mı olur ya? Tarife kaç kupon yazıyorsa biz de sizden onu istiyoruz ya. Neyse sen 20 tane baby car çocuk arabası kuponu ver de anlaşalım. Al al, zaten son kuponlarımız bunlar. Sen beklet efendim, sigara alayım geleyim. Tamam. Buyursunlar efendim, ne arzu etmiştiniz? Bir Marlboro verir. Vereyim efendim, buyurun. Buyurun, size 20 adet Notina yorgan kuponu. Öyle mi efendim? Peki üstünü vereyim efendim. Bir dakika. Şu 10 adet panço kuponu, şu da 5 adet Vision üçlü cam tencere kuponu. Biraz bozuk oldu ama kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. İyi günler efendim, bekleriz. Mıymın Tahir, sen içiyorsun. Şuna bak. Ulan bir şey bulamadın etraftan değil mi? Elin boş geldin buraya. Ama karıcığım biliyorsun, elimden gelen her şeyi yaptım. Sus. Ama herkes kendi derdiyle ilgili. Kimse kimseye yardım etmiyor. Sus, sus. Serseme herif. Ne takacağız şimdi karıya? Bak, takı takma töreni başladı. Ne yapacağız? Öküz trene bakar gibi böyle bakacak mıyız? Öf, tamam tamam, abarttın sen de. Ne yapalım yani? Biz de altın falan takarız. O altını al da sen tak kendine. Şimdi artık altın mı takılıyor? Serseme herif. El alemi güldüreceksin kendine. Öf, Allah'ım ne yapacak ya? Evet sayın misafirler, damadın annesinden geline 60 tane İtalyan rondini haşlama tenceresi kuponu. Damadın dayısından 90 tane Moulinex mutfak robotu kuponu. Damadın babasından 110 tane Lins özel Çin yemek takımı kuponu. 60 tane lazer bıçak. Abisinden 60 tane lazer beşli bıçak seti kuponu. Ablasından 70 tane Eko fırın seti kuponu. Allah kahretsin. Ben annemin evine gidiyorum. Senin nereye gideceğini bilmem. Ama ben artık dayanamam bu kadar rezalete. Rezil oldum herkese. Görmüyor musun senin yüzünden? O kadar dedim sana. Biraz kupon biriktirelim diye. Ama NATO kapağı da Tomer ver. Boşanıyorum ulan senden. Hele Zırt gazetesinin verdiği boşanma avukatı kuponlarından 60 tane biriktirip görürsün sen. Şiddetli kuponsuzluktan bir celsede boşanacağım. Her ayda çatır çatır 25 tane arzum mutfak robotu
istersen dur karıcığım, anlaşabiliriz. Ve bunlar geçici sıkıntılar. Biliyorsun yeni bir iş buldum. Ek iş yapacağım. Artık her ay 50 tane Beko müzik seti kuponumuz daha olacak. Sen de biraz sabret canım. Sımsık herif, sen onu benim külahımı anlat. Beni televizyon kuponu olanlar istedi de varmadım. Bu iş bu kadar. Ben gidiyorum. Kuponsuz herif. Hatırlar mısınız sayın seyirciler? 70'li yıllarda elektrik kesintisi gündemdeydi. 80'li yıllarda demokrasi kesintisini yaşadık. 90'lı yıllara damgasını vuracak olay gene bir kesinti olayı. Bestami kesilecek mi? Nasıl kesilecek? Kesilen yer acıyacak mı? Neredeyim ayol ben? Burası ameliyathane. Biz doktorlarız. Sen de ameliyat olacaksın. Aa, hadi ya. Aa, söylediğin iyi oldu çünkü. Ay yoksa ben enfarktüs mü geçirdim kız? Hayır. Beyin kanaması? Hayır. Omurilik soğanı? Hayır. Yeşil soğan? Hayır hayır. Aa, hayır hayır diyor herif. Ayol ne desem hayır diyor. Her şeyim sağlam da peki benim zorum nereden? Sizin zorunuz. Aa, ay vallahi yaptırtmam. Aa. Gel buraya. Bestami'nin nefes kesen öyküsünü programımızın sonunda izleyebilirsiniz. Genellikle insanlar arasındaki kavga ne bakıyorsun lan diye çıkarken televizyonlar arasındaki kavga ne bakmıyorsun lan diye çıkıyor. İzleyin de reytingimiz artsın sayın seyirciler. Bizim için çok önemli olan bir haberi veriyoruz sayın seyirciler. Kanalınız Kanal Yumuşak G en çok izlenen haber programları sıralamasında yüzde çokluk bir izlenme payı ile birinci olurken Kanal Ç ikinci, Kanal 5 ise üçüncü olabildi. Sayenizde diğer kanallar kanalımızın ardından nal topladı sayın seyirciler. Toplanan nallar Türk Hava Kurumu'na bağışlandı. Yani sözün özü teşekkürler Türkiye. Şunlara bak şunlara. Birinci izliyorlar. Bir de utanmadan yalan söylüyorlar. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Bunlar da birinciyiz diye diye birinci olacaklar. Ben de tam birinci izlemekle birinci olunmaz diyecektim. Siz benden önce söylediniz. İyi ki söylememişsiniz. Evet, iyi ki söylememişsiniz. Çünkü derhal harekete geçip birinci olduğumuzu ilan etmemiz gerekiyor. Ayfer Hanım doğru söylüyor arkadaşlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Hem de derhal. Taarruz emri veriyorum. Biz onlardan önce 40 kere biz birinciyiz diye telkinde bulunsak belki faydası olur. Olmaz. İşi fiiliyata dökmek, dökerken de üstümüze başımıza bulaştırmamak gerekir. Derhal kendi kendine bize gelin güvey olalım. Gelin canlar bir olalım. Kanalımızın birinciliğini yayını keserek halka duyuralım. Yayın hayatına atıldığı günden beri sizlerin yoğun ilgi ve desteğiyle ayakta duran sülalenizin kanalı Kanal Ç bu yayın döneminde de diğer kanallara bir numara büyük gelerek birinci sıraya yerleşmiştir. İşte izlenme oranları, işte grafikler. Na işte başarı grafiğimiz şu kırmızı kalın yükselti. Yani içlerinde en uzun olan bizim kanal. Maşallah almış başını gidiyor. Neredeyse grafiği delip çıkacak, grafik kazası olacak. Kanalımızın uzunluğunu rahat rahat seçebilmeniz için kırmızıyla koyu koyu boyadık. Ne uzun değil mi sayın seyirciler? Şu yanındaki diğer küçük yükselti ve tümsekçikler de öbür kanalcıklar. Gördüğünüz gibi onlara renk bile vermedik. Bizim kadar geniş bir alan kaplasalardı grafikte onların da içini boyardı. Yani şu belki de adını bile duymadığımız kanallar hiç seyredilmiyor. Sözün özü çok teşekkürler Türkiye. Duydunuz mu efendim? Güya en çok onlar izleniyor. Aman efendim bırakın. Hiçbirine inanılmaz bunların. Alt tarafı iki tane beğenilen dizileri var diye havalara giriyorlar namussuzlar. Tüm gün, tüm ay, tüm yılda hatta tüm asırda en çok izlenen kanal biziz. Bu iki kere, iki dört. Kaç? Dört. Neyse önemli değil. Önemli olan kendini kanal sanan bu kanal sunal kılıklı adamlara haddini bildirmek. Bir de utanmadan grafikler gösterip halka teşekkür ediyorlar. Bence hemen karşı girişimde bulunmamız lazım. Ayten doğru söylüyor. Bir şeyler yapmalıyız. Halka bizi seyrettiği için çok teşekkür etmeliyiz. Bazı kanallar diyorlar ki sayın seyirciler en çok biz seyrediliyoruz. Vallahi yalan. Doğruysa gençliğimin hayrını görmeyeyim. Şu stüdyodan çıkmak nasip olmasın. Onlar bu programlarla nasıl seyredilir ki değil mi sayın seyirciler? Eğlence programı diye yayınladıkları şeyleri bir seyredin Allah aşkına. Eğlencelik çekirdek çıtlatsanız daha iyi. Daha çok eğlenirsiniz. Ya o komedi programlarına ne demeli? Sulu komedi filmleri oynatmaktan su kanalına döndü TV kanalları. Macera filmi diye oynattıkları şeylerde bir damla kan, iki dirhem gözyaşı bile olmuyor. Eh böyle kanal seyredilmez tabii. Dolayısıyla sayın seyirciler en çok bizim kanal seyrediliyor. Ve size biz çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Türkiye. Çok mersi. Sağ olun, var olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Türkiye. Bize sağladığınız reytinglerin duacısıyız. Bizi izlemeye devam edin. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Sağ olun, var olun. Gözlerinizi
Gördünüz değil mi? Nasıl da vatandaşa yalakalık yapıyorlar. Ya vallahi ne ayıp değil mi? Ne ayıbı? Bizim de aynısını, hatta daha fazlasını yapmamız lazım. Doğru tabii, ayıp neymiş? Ayıp yorgan altında olur. Onu da gece yarısından sonra yayınlıyoruz zaten. Onlar ne yapıyorsa biz iki katını yapmalıyız. Onlar bir kere teşekkür ediyorsa biz 10 kere teşekkür etmeliyiz. Yoksa başka türlü vatandaşa birinci olduğumuzu anlatamayız. Haklısınız efendim. Derhal gerekenleri yapacağım. Yapın efendim. Ben kapıyı açarım bey. Kapıcıdır herhalde. Sen de bir zahmet çöpü getiriver. Peki hanım. Poşetin ağzını bağladın mıydı? Bağladım. Dökmeden getiriver. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz ayol öyle paldır küldür? Allah Allah. İyi günler Türkiye. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Hanım, kim bunlar ya? Nereden bileyim ben bir tek bildiğim bunların kapıcı olmadı. Efendim iyi günler hepinize. Merhabalar, saygılar. Ankara TV spikeri. Do you speak Turkish? Yes lan. Aa, televizyondan canlı çıkıp gelmiş. Aa, bunlar televizyondan çıkıp geldiyse bizim evde ne işi var? Bana bak, sakın bir yolsuzluğa karışmış olmayasın. Bunlar arena marana gibi şeyler olmasın. Ne yolsuzluğu hanım? Karışmış olsam ay ortasında böyle yolsuz kalmayız. Hanımefendi merak etmeyin. Biz size teşekkür etmeye geldik. Niye? İyi günler Türkiye demeye geldik. Çünkü devamlı bizi seyrettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim. Bizi seyrettiğiniz için eksik olmayın. Biz de teşekkür Unutmuyorsunuz, bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz de gidiyoruz size nefis programlarınızı. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Kalsaydınız keşke. Alamayız. Daha pek çok seyircimize teşekkür ederiz. Peki o zaman. PTT'nin peysinden geliyorum. Size bazı mesajlar var. Bize mi? Siz çökerek ailesi değil misiniz? Evet. Kanal Yumuşak Gey'nin bazı teşekkür telgrafları var. Onları çok mu izlemişsiniz ne? Fax, telgraf, mektup gibi şeyler yollamışlar. Görüyor musunuz? Adamlar bizim gittiğimiz yerlere gelemiyorlar diye mesaj yolluyorlar. Biz de hemen karargaha dönüp teşekkür mektupları yazıp helikopterle kentin üstünden attıralım. Doğru. Hadi hemen başlayalım. Buyurun. Ne oldu şimdi bey? Kanallar onları seyrettik diye ya da seyredelim diye bize teşekkür ediyorlar. Halbuki ben ne diyorum biliyor musun? Şöyle doğru dürüst güzel faydalı programlar yapsalar da biz onlara teşekkür etsek fena mı olur? Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın.